İnsan günahına tövbe ettiği halde eski tanıyan çevresi geçmişini de biliyoruz. Şimdi hocamı kesildin diye başı hocamı kesildiğin diyorlar. Ne yapmamız, ne yapmamız lazım hocam diye sormuş. Tövbede sebatın en önemli ayağı seni o günahlara sevk eden çevreyi değiştirmektir. Evet. Tabii bir insan anne babasını değiştiremez. Yani onlardan Ailesine, yüz çeviremez ama ekseriyetle insanları günaha sevk eden arkadaş çevresidir. Eğer bir, bir mümin içkiden veya diğer vesair günahlardan tövbe ettiyse, tövbesinde sabahat etmek arzusunda ise şayet onunla yani kiminle içki masasına oturuyorsa, kiminle kumar masasına oturuyorsa onlardan yüz çevirmek zorundadır. Onlardan yüz çevirmezse ya böyle tepkiler alır, daha sonra bu tepkilere maruz kaldıktan sonra da artık koy verir, yine onların masasına dönmeye devam eder. Ya da bunlardan yüz çevirip, salih insanlarla arkadaş ve dost olmaya gayret eder ve hiç bu onların e, tavırlarını duymaz, işitmez, geriye bir şey kalmaz. Tekrar söyleyelim zaten tövbenin, hani, e, hatırlayınız o yüz e, katilin, yüz e, maktulün katili olan hadis-i şerif var. Bir adam 99 kişiyi öldürüyor, sonra 100. papazı öldürüyor, bir rahibi öldürüyor. Orada artık 100 kişi öldürdükten sonra tövbe arayan, ben affolur muyum diye arayan adamın hikayesinde Efendimiz Aleyhisselam ne bize işaret ediyor? Bu kişiye kötülerin yaşadığı beldeden çık, iyilerin yaşadığı beldeye git diye tavsiye ediliyor. Bu hadis bize öğretiyor ki haramlardan sakınmak, haramlara seni alıştıran insanlardan sakınmaktan sakınmakla mümkündür. O halde geçmiş günahlarını işlediğin günah ortakların seni sevk eden insanlardan ilişkiyi koparmazsan, irtibatı koparmazsanız Allah muhafaza tövbe de sabah pek mümkün olmaz. Yeniden o günaha dönmek mümkün anla e, an meselesi olabilir. Mevla bundan muhafaza eylesin.